Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu güzide şehrimiz Trabzon'un bu güzel gününde sizlerle buluşuyoruz. Yalım derelerin kumini taşıyalım evliluk neyimize sevdali yaşayalım inelim derelerin kumini taşıyalım evliluk neyimize sevdali yaşayalım. Beleya elin güzelleriyle duyarım yarım için konuşur delleriyle duyarım yarım için konuşur delleriyle. İnelim derelerin kumini taşıyalım evliluk neyimize sevdali yaşayalım. İnelim derelerin kumini taşıyalım evliluk neyimize sevdali yaşayalım. Dünyada bir yerde Emre Kurt, her yerde bugün Trabzon günlerinde. Evet, değerli başkanımızla beraberiz şu an. Düzköy Belediye Başkanımız, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz İstanbul'a. Hoş bulduk, nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, çok sağ olun, iyiyiz hamdolsun. Nasılsınız efendim, Trabzon günleri nasıl buldunuz? Tabii Tenekle Federasyonu'na bizleri hemşerilerimizle buluştuğundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir organizasyon yaptılar. Tabii ki Amasya'da olan maden gazasından dolayı biraz buruk geçiyor ama yine de hemşerilerimizden hasbihal ediyoruz. Memleketimizin her köşesini tanıtmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarla beraber güzel bir şekilde anılarımızı tazeliyoruz. Güzel bir şekilde devam ediyor. Evet, böyle güzel tabi gurbet de Trabzonları bir araya getirmesi anlamında Trabzon Dernekler Federasyonu İsmail Bey'e teşekkür ediyoruz. Biz de İsmail Bey'e ve ekibine teşekkür ediyoruz. Buraya katılanlara, sınavın kurulmasından belediye personelimize kadar herkese teşekkür ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz başkanımız. Teşekkürler. Evet efendim, devam ediyoruz. Yolumuz dine kursunlar devirmeni yasınlar kapısına alsın seven seveni yasınlar kapısına alsın seven seveni. İnelim derelerin kumini taşıyalım evliluk neyimize sevdali yaşayalım. 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 Değerli izleyenlerimiz, Trabzon günlerinde stat stat gezmeye devam ediyoruz. Statları gezerken çok değerli bir üstad, değerli sanatçımız, hakikaten Karadeniz müziğine yıllarını adamış bir isim Yusuf Cemal Keskin de şu an bir röportajımızı gerçekleştirelim o zaman. Merhabalar Yusuf abi. Merhabalar, sabah geldiniz, hoş geldiniz, standımıza şeref verdiniz. Gezerken bir baktım, renkli bir stat var, Yusuf Cemal Keskin yazıyor. Evet, bu Trabzon şenliğindeki standların içerisinde en renklisi olan benim standım oldu. Yani ben söylemiyorum, herkes bunu söylüyor. Bir işi ya yapma, ya yaptığın zaman en iyisini yap. Çok güzel. Vallahi hakikaten Yusuf Cemal abimizin eserleri hakikaten dünya çapında dinleniliyor. Çok da kendisini ben de beğenerek dinliyorum. Görmüşken de hakikaten çok sevindim kendisini. Yusuf abi nasıl gidiyor? Kemençe kursları var herhalde. Kemençe kursu var, horo kursu var, tolon kursu var, kaval kursu var, horo kursu var. Aynı zamanda Sine 1 televizyonu. Yani yazılışı Çin'e bir oluyor evet, ama evet. Sine bir televizyonu. Ben ilk sefer çıkıyorum. Hayırlı uğurlu olsun yayın hayatımıza, başarılar diliyorum. Bizim de elimizden gelen bir katkımız varsa sunmaya hazırız. Teşekkür ediyoruz. Nasıl abi Trabzon günleri? Bugün son gün. Ya bugün son gün de talihsiz bir olay yaşadık işte. Evet. Füze patlamasına girdik. Bir vatandaşımızın şehit olması. Burayı allak bullak etti. İster istemez de biz burada tesisatımız var. Müzik yapıyorduk.
Şu anda müziği kestik. Evet. İşte böyle sosyal konularda giriyoruz yani. Evet. Bu arada hakikaten Bartın'daki vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok acı bir durum. Şu an burada müziğe ara verildi. Tabii olması gereken buydu. Evet Yusuf abi. En son albüm çalışmaları ne alemde? Şu anda albüm çalışmam. Yakında 10 gün sonra Yusuf'un Kemencesi adlı bir klip yaptım. Herhalde yayınlarsınız onu. Her zaman, her zaman, her şekilde. Şu anda iki tane klibim var. Yan Yürek ve Kırmızı Kalem. Notunuzu alın, sıraya koyun. Evet, duyuyorsun değil mi Recep'ciğim? Kırmızı Kalem, Yan Yürek. Şu anda da Yusuf'un Kemencesi diye bir klip yaptım. Onları yayınlarsanız ben de memnun olurum. Çalışıyoruz. 65 senedir kemence çalıyorum. 65 sene oldu mu Cemal abi? Bende bir rekor var. Yani kemenceyi iyi çalma ile ilgili değil benim olayım. Benden çok herkes iyi çalıyor da benim kadar uzun süre kemenceyi eline taşıyan hiçbir üstad olmamıştı Karadeniz'de. Evet, böyle de bir ilk var. Yani bütün üstadlar 45, 50, 60 yaşlarında, 70 yaşlarında öldüler. Ama biz Allah ömür verdi bize. 65 senedir 3 yaşından başladım. 65 senedir şu kemenceyi elimden hiç düşürmedim. Evet, çok güzel hakikaten. Böyle çalıyoruz. Yani ne kadar daha götürebilirim onu bilmiyorum. Yani dermanım tutuncaya kadar da ben bunu bırakamam. Çünkü bu benim hayatımdır. Kemencem kelur dile söylersem dertlerimi, bununla paylaşırım kederli günlerimi. Hakikaten güzel. Yani bu çok önemli bir olay. Yani bu benim için terapidir, terapi, terapi. Terapi, aşk. Yani aşk ve deli misin ya? Belki de aşkların, dünyevi aşkların en güzeli. O kadar güzel. Benim hanım da bunun aşkıyla beraber aldı beni. Yani bak neler kazandırdı bana, görüyor musun? Değerli izleyenler, duyuyorsunuz değil mi? Hem para kazandırdı bana, hem de güzel bir hanımefendiyle evlenmeme nasip oldu bana. Onu kazandırdı bana. Büyük, tamam işte bundan büyük sermaye mi olur yani? Doğrudur. Sen şimdi kemence de istiyorsun. Abi benim. Şöyle, sana zahmet şöyle kısa bir alalım senden rica ederim. Al dereden taşları, dereye dereye al dereden taşları, geçti bizden sevdalık al cebimden saçları, al cebimden saçları, geçti bizden sevdalık al cebimden saçları, al cebimden saçlar. Daradi saçlar dini, daradi davormedi. Mevlam onla güzel ugeşir gemeden verdi. Ağzına sağlık abi, çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, Yusuf Cemal Keskin şu an ekranlardaydı. Kendisine teşekkür ediyorum. Son mesajın olacak mı abi? Son mesajım, herkese mutluluklar diliyorum. Hiç kimse karamsar olmasın. Güneş vurur, badar gene doğar. O kadar basit diyorum. İşte ses, işte yorum Yusuf Cemal Keskin. Trabzon günlerinden sizleri selamlıyor. Devam ediyoruz efendim. Değerli izleyenler, standlarımızı gezmeye devam ediyoruz. Sağ olsun başkanlarımız bizleri ağırlamaya devam ediyor. Evet, Trabzon'umuzun Güzide ilçelerinden Çarşıbaşı'dayız. Çarşıbaşı standındayız. Çarşıbaşı Dernekler Federasyonu Başkanımız Sayın Tahsin Usta da şu an yanımızda.
Ya çok teşekkür ederim. Uzun yıllardır emek verdik. Aslında bu emeğin içerisinde her birinizin gerçekten payı fazla. Basın mensuplarının, genç arkadaşlarının, üniversite öğrencilerinin, sivil toplum kuruluşu başkanlarının, yöneticilerinin hepsinin payı var. Hep birlikte bir emek verdiğimize, güzel anılar bıraktığımıza inanıyorum ben de. Başkanım, baktığımız zaman hakikaten kültürümüze yıllardır hizmetkar oldunuz. Örf ve adet anlamında birçok platformda yer aldınız. Ya yaklaşık 2000 yılından beri hani hemşeri derneklerinde, ondan önce başka sivil toplum kuruluşlarında çalışmalarım var. Mezun oldum, Marmara Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin başkanlığını yaptım 96 yılında. İstanbul Mali Müşavir Odası'nda yöneticilik yaptım ama hemşeri derneklerinde 2000 yılından beri önce Trabzon Dernekler Birliği Başkanı olarak, daha sonra işte Trabzon Dernekler Federasyonu'nun bugün burada bu etkinliği yapan federasyonun kurucu başkanı olarak, daha sonra 18 Karadeniz ilini bir araya getirerek Karadeniz Konfederasyonu'nu kurdum. 5 yıl süreyle onları yönettik işte. Orada var. Hani Trabzonspor'da bir sivil toplum kuruluşu diyebiliriz. Yöneticiniz de var Trabzonspor geçmiş dönemde. İki dönemde orada yöneticiliğim var. Bütün bunlardan sonra biraz da yaş ilerleyince kendi ilçemiz Çarşıbaşı'na hizmet edelim diye yola çıktık. Aslında bütün bu birikimlerimizi ilçemizdeki bir örnek, Çarşıbaşı modeli dediğimiz bir örnek yaratmaya çalıştık. Geçen yıl yaklaşık bir yıl oldu. Trabzon merkezinde, Çarşıbaşı ilçesinde bir sivil toplum kuruluşu kurduk. Çarşıbaşı Dernekler Federasyonu. Federasyonumuzun içerisinde ilçemizin tüm sivil toplum kuruluşları var. Esnaf odası var, ziraat odası var, muhtarlar derneği var, belediyemiz yardım ediyor, kaymakamımız ediyor, müftülüğümüz ediyor. Yani her kesimden destek aldık. Onlarla beraber bir çalışma yaptık, başladık. Federasyonumuzu kurduk. İlk iş olarak ilçemizde bir araştırma yaptık. Bu araştırmanın verilerine göre bilimsel davranmaya çalıştık. Ondan sonra öğrencilerimizin envanterini çıkardık, üniversite öğrencilerinin. Geçtiğimiz yıl 270 üniversite öğrencimize, Çarşıbaşı kökenli, tamamı Trabzonsporlu. 70 öğrenci. 170 üniversite öğrencisine, bunun %60'ı kız öğrenciler. Bu yılda yine kayıtlarımız devam ediyor. Öğrenci kayıtlarımız devam ediyor. Yine aynı seviyede öğrencilerimiz var, yeni başvurular var. Onlara da burs ödemeye çalışacağız. Bir de kurumsallaşmak için, hani buna düzenli gelir kaynaklarımız olsun diye yine bir örnek model olarak bir iktisadi işletme kurduk Çarşıbaşı ilçesinde. Açılışını gerçekleştirdik. Çarşıbaşı Dernekler Federasyonu İktisadi İşletmesi diye. İlçemizin çok değerli turizm potansiyeli var. Aslında kalesi var, feneri var. Yani daha Çenevizler'den kalma. Fındığı var. Balıkçılıkta Türkiye'nin en büyük balık filosu Çarşıbaşı'nda diyebiliriz. 35'ten fazla büyük balıkçı motoru var. Yine iktisadi işletmemiz de böyle gösteriyor. Evet, bu arada değerli izleyenler görüyorsunuz. Çarşıbaşı fındık. Çarşıbaşı fındığını. Biz fındığımızın kaliteli olduğunu biliyoruz. %55 randımandır. Bunu kavurarak paketledik. 100 gram, 250 gram, 500 gram kabuklu fındık. Keşan torbası içerisinde bu gördüğümüz poşet. Evet, şu an görüyorsunuz değerli izleyenler. Çok güzel bir keşanın çantanın içinde. Çantanın içine koyarak böyle fındıklar ürettik. Bunları iktisadi işletmemizde pazarlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize bu imkanlarla beraber burslar veriyoruz. Bunları yaparken... Başkanım, yani bu geliri direkt burslara, hayır işlerine harcıyorsunuz. Yani örneğin satın alınacak bir paket fındık bir öğrencimizin sabah çorbası. Ne güzel. 250 gram bir fındık bir öğrencimizin akşam yemeği diyebiliriz. Yine hani kültür hizmeti, tanıtım hizmeti ilçemizin açısından bu vesileyle ben bize çok destek veren İstanbul'dan iş adamlarımız var, bürokratlarımız var, belediye başkanlarımız var. Yani 270 öğrenciye burs vermek kolay bir iş değildi. Sıfır bütçeyle yola çıktık, kaygılarımız vardı ama Allah'a şükür hani biz bu işi hemşerilerimizin desteğiyle yaptık. Bugün de burada belediyemizle birlikte bir standta Trabzon Tanıdım Günlerinde bulunuyoruz, katılıyoruz. Burada gelen hemşehrilerimize bir örnek sivil toplum kuruluşunun kanaatimizce nasıl olması gerektiği konusunda güzel örnekler sunduğumuzu, diğer başarılı derneklerimiz de var tabii, örnekler sunduğumuza inanıyorum. Biz de burada kendimizi anlatma fırsatı bulduk. Siz de buna vesile oldunuz. Size de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım. Peki nasıl buldunuz bu Trabzon günlerini? Metropol bir şehirde Trabzon'u geldiğiniz zaman burada yaşayabiliyor muyuz başkanım? Ya şöyle, aslında Trabzon Dernekler Birliği olarak Feshane'de ilk Trabzon Derneği'nin etkinliğini yapan biziz. Sonra üç güne çıkartan yine bizdik. O günden bugüne kadar işte yaklaşık 15 tane Trabzon Tanıdım Günü yapıldı.
Görev değişikliğidir. Biz yaptık bıraktık. Şimdi başka arkadaşları yapıyorlar. Aslında bunların amacı Trabzon'un kültürünü tanıtmak birinci amacı. İkincisi de İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimiz arasında dayanışma yaratmaktır. Yani sivil toplum kuruluşlarını herkesi bir araya getirmektir. Ama tüm dernekleri, tüm sivil toplum kuruluşlarını herkesi bir araya getirmek konusunda biraz daha gayret sarf etmemiz veya el ele vermemiz gerektiğini inanıyorum. Trabzon'un çok ciddi bir potansiyeli var, etkin gücü var. İşte bunları bir araya getirerek burada işte üniversite öğrencilerimizle, iş adamlarımızla, bürokratlarımızla, tüm sivil toplum kuruluşlarımızla beraber el ele verirsek daha güçlü olacağımıza inanıyorum. Dün yağmur vardı ama bugün biraz daha kalabalık. Yani gelenle var, hemşehrilerimiz var. Biz de onlara ilçemizi, federasyonumuzu anlatma fırsatı bulduk. Başarılar diliyorum. Yani bu kadar olur. Başka ne diyelim? Evet, çok teşekkür ediyoruz başkanım. İnşallah yine böyle bu tarz etkinliklerde beraber oluruz, röportajlarımız olur. Son olarak başkanım, bu sene Trabzonspor şampiyon olacak mı sizce? Ya Gönülden Köy ne diyor size? Şimdi tabii yeni başladı. Hani hoca takımı değiştirdi. Epey yani yönetim takımı değiştirdi. Şimdi spor tarafınız da var futbol anlamında. Evet evet, yani bir 4 yıl Trabzonspor'da yöneticilik yaptım ama benim yöneticiliğim, hani itiraf edeyim ki, daha çok sosyal olarak hani taraftarı ilişkileriyle, üye kayıtlarıyla, kulübe katkı yapmakla, hani bir taraftar gibi davrandık. Üniversite öğrencilerini katmakla, Trabzonspor'a reklam markalar yaratmakla, futbol okullarını açtık mesela. Övünerek söyleyebilirim, hani bugünkü milli kalecimiz Uğurcan Çakır bizim açmış olduğumuz futbol okulları. Oradan yetişme. Orada yetişme. Şahin Çakır'ın kardeşi Mustafa'nın oğludur. Oradan yetişme. Hani bu küçük bir ateşleme ya da filiz nerelere kadar geliyor? O nedenle bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Yani bu nedenle benim hani çok teknik olarak yorum yapacak şeyim de yok. Yani bunu söyleyebilirim. Hani taraftar gibi biz de istiyoruz ki şampiyon olalım. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Evet, Tahsin Başkan'la beraberdik. Çarşıbaşı Dernekleri Federasyonu Başkanımız Tahsin Uluslar'la beraberdik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve evet, devam ediyoruz efendim. Değerli izleyenlerimiz, şu an Şahpazarı Belediyesi standındayız. Röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hakikaten Trabzon örf adetlerine, kültürüne çok hizmet veren bir abimiz, değerli Erol Yanık abimiz. Merhabalar. Merhaba, çok teşekkür ederim teveccühünüz için. Evet, Şahpazarı Belediyesi ve Kaymakamlığımızın standındayız. Evet. Her sene Trabzon günlerine katılıyoruz. Standımız renkli de oluyor, kültürel olarak, yöresel ürünler olarak. Misafirlerimizi ağırlıyoruz. Sizler de geldiniz, hoş geldiniz. Güzel bir ortam. Ben sadece şunu ifade etmek isterim. Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın İsmail Çatıroğlu ve Başkan Vekilimiz Hasan Keskin nezdinde böyle metropolde Trabzonluları buluşturdukları için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu akşam da Beşiktaş galibiyeti bekliyor. Çok güzel. Teşekkür ederiz Erol abi. Evet, Hasan Bey merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Nasıl buldunuz? Beklediğiniz gibi oldu mu? Katılım nasıl? Katılım çok güzel. Bir kere şunu ifade etmek lazım. Bartın'daki bu madendeki evet, köşük evet, parkı. Evet, unutmayalım. Bizi derinden çok üzdü. Evet, çok üzdü. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsi onların bizim şehitlerimiz. Allah kanıgarını rahmet etsin. Allah rahmet eylesin. Bir kere biliyorsunuz İl Günleri İstanbul'da yıllarca yapılıyor. Tabii ki hava şartlarına bağlı, hayat şartlarına bağlı ve üzerine de bu facia ne yazık ki gelince tabii biz de müzik bölümünü iptal ettik. Ama görüyorum ki ona rağmen hemşerilerimiz, halkımız çok büyük bir ilgi alaka gösterdiler. Çok uzun soluklu bir çalışma bu. Yaklaşık 4-5 ayı kapsayan, Trabzon, Ankara, İstanbul ayağı olan ve bir de tabii buradaki bir teknik altyapısı olan bir çalışma.
bütün belediyelerimiz burada, kaymakamlarımızın bir kısmı burada. Derneklerimizden büyük katkılarımız var. Şu anda Şalpazarı Belediyesi'nin ve kaymakamının standındayız. Evet. Trabzon'da bazı lokasyonlar gerçekten bir kültür deryasıdır. Maşka gibi, Akçabat gibi, Şalpazarı gibi. Şalpazarı da gerçekten uzun yüzyıllardır sürdürdüğü özgün kültürünü ve bu kültürün katma değer ürünlerini sergilemeyi, üretmeyi ve bunu sürdürmeyi başarıyorlar. Ben Şalpazarı Belediye Başkanımız Efik Kurukız'a, tabii her zaman iftiharla ve gururla bahsettiğimiz Şalpazarımızın tabiri caizse Cumhurbaşkanı olarak adlandırdığım Üsküdar Belediye Başkanı İlmi Türkmen'im de çok teşekkür ederim. Başkana selam olsun. Tabii ki. Az evvel bir keşkek ikramı yaptı. Yani gerçekten gönül adamı bir belediye başkanımız Silim Başkan. O bizim belediye başkanından ziyade bütün Üsküdarların abisi, kardeşi, dayısı, amcası şeklinde birisi. Çok seviyoruz. Büyük katkıları var. Tabii Trabzon Dernekleri Federasyonumuz Genel Başkanımız İsmail Şatıroğlu bütün işlerini güçlerini bırakarak bu işlere zaman harcıyor. Maddi manevi bütün katkılarını sunuyor. Ve şimdi hemen bu yolun hemen karşısında çok yakın bir yerde biz 6 katlı bir Trabzon evi inşaatımızı tamamlamak üzereyiz. Trabzon Kültür Evimizi tamamladığımızda aslında bu işin ayaklarından bir tanesi olacak. Trabzon temsilciliğimizi açtık. Ankara, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Paris temsilciliğimizi açarak bu nerede bir Trabzonlu varsa onlara ulaşmanın gayreti içerisindeyiz. Çok güzel proje, bir takip ediyoruz Trabzon Evi projesi. Çok teşekkür ederim. Orada Trabzon'un basın tarihinden, kültüründen, sanatından, çok amaç salonlarından, gençlik kadın kollarından bütün Trabzonlular, biz bu eserler hayata geçtikten sonra en büyük idealimiz de İsmail Başkan'ın yine önderliğinde Trabzon Kız Öğrenci Yurdu yapmak istiyoruz. İnşallah bunun da çalışmalarına başladık. Milli Emlak'la görüşmeler devam ediyor. Trabzon'a hizmet edeceğiz. Biz de yarın bu dünyadan ebediyete intikal ettiğimizde arkamızdan belki bir sadakayı cariye bırakmış oluruz. Evet. Ve dua ederim. Ben katılan tüm halkıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ederim. Basın. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun kardeşim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet efendim, röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Dağın başına odun mı kıracaksın? Almadı seni kızlar, bekar mı duracaksın? Gülgene bak gülgene, koyun al dedi kene. Eski sevdalıkları Ayşe ve Dalın gene. Her yer Trabzon, her yer. Hey maşallah. Çok güzel, evet değerli izleyenler, görüyorsunuz. Trabzon günlerinde bordo mavi formayla bir çiftimiz. Merhaba, isim nedir? Şeyma. Şeyma Hanım, siz? Ferit. Nasıl buldunuz Trabzon günlerini? Güzel bulduk, eğlenceli. Geziyoruz, vakit geçiriyoruz. Çok güzel. Siz nasıl buldunuz? Keyifli, bakıyoruz, eğleniyoruz. Gayet güzel her şey. Güzel, iyi geziler diyoruz o zaman. Evet, devam ediyoruz efendim. Vira 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 vira. Vira 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 vira. Vira. Evet, merhabalar. Bakayım, bakayım. Sen ne yiyorsun bakayım? Dondurma mı yiyorsun? Evet. Senin adın ne? Meryem. Meryem, kaça gidiyorsun? Anaokuluna mı gidiyorsun? Öğretmenim yok. Yok mu şu an? Kaç yaşındasın? 10. 10 yaşındasın. Merhabalar efendim. Merhabalar. İsim neydi? Said Uç. Nasıl buldunuz Trabzon günlerini? Çok güzel buldum. Çok güzel buldunuz. Evet. Çok güzel. Memnun oldum. Çok teşekkür ederim. İyi gezmeler. Evet, bizler yer Trabzon diyor. Değerli izleyenler, görüyorsunuz. Nasıl? Annen babanı geziyorsun. Evet. Yemekteydin burada. Yemek yedin mi? Pek yemedim. Karnın aç mı? Yok. Yok. Peki balık yemeyi seviyor musun? Hamsi. Oo, çok severim. Aa, başka hangi yemekleri seviyorsun? Menemen. Menemen. Ondan başka? Sonra pilav. Makarna, pilav. Kuru fasulye pilav. Aa, çok güzel. Belli zaten maşallah. Annesi iyi beslemiş. Değerli izleyenler, teşekkür ediyoruz. Sana iyi gezmeler diliyoruz. Kendine iyi bak. Siz de. Hadi bakalım. Evet, devam ediyoruz. Camın telini kesip bekleyeyim mi? Bekledim 7 sene daha bekleyeyim mi? Allah mi yasın beni, ben üşüdüm üşüdüm. Ben bu akşam rüyamda yarimle konuşudum. Oy.
beni koynuna, hiç sorma nereli. Nereye alabalık. Siber Design Garden hanımefendiyle bir tasarım harcaya dönüştü. Muğla Halk Eğitim Merkezi, biraz Halk Eğitim Merkezi'nin katkısıyla. Şimdi de... Sadıklara saklıyım, nasıl bir giydi kızından meraklıyım. Evet değerli izleyenlerimiz, bu güzel günü tertipleyen Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcımız sevgili Evren Sancak şu an yanımızda. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Evren Bey nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sizi çok duyduk ama ilk defa şu an sizle karşı karşıyayız. Doğrudur. Nasıl gidiyor? Beklediğiniz gibi oldu mu Trabzon günleri? Çok güzel, çok güzel bir kalabalık var. Tabii barcında yaşanan olay bizi üzdü gerçekten. Olaydan sonra biz sanatçı ve müzik programlarını iptal ettik. Evet. Yani Trabzon'da yakışan buydu. Ama ona rağmen çok büyük bir kalabalık var. Güzel geçiyor. Şu an her şey yolunda. Sevgili başkan, kaçınız düzenleniyor bugünün? 13 bitti. Bugün. 13 bitti bugün. Bugün Allah'ın... Bugün son gün zaten. Bugün son gün. Yani 13. Trabzon kutlama günü bugün sona erdi. Evet başkan, peki Trabzon Beşiktaş maçı için bir skor tahmini alabilir miyiz seninle? İstanbul'a fırtına geldi. Birazdan yağmur var. Teşekkür ederim başkan. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Evet Hasan başkanım, merhabalar. Merhabalar. Tanıyabilir miyiz sizi? Hasan Kul Sultan Gazi, eski Trabzon Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda şu anda Dernek Federasyonu Başkan Yardımcısı yanındayım. Dediğim gibi şu anda güzel bir kalabalığımız vardı bugün. Ama gönül isterdi ki Bartın'daki olaylar olmasaydı daha da güzel geçerdi. Ama 41 tane şehidimiz var ve şehidimizin olduğumuz yerde, Trabzon'un, Türkiye'nin tesisi olan bir yerde de müzik programları biz iptal ettik. Yakışık almazdı. Yakışık almazdı bize. Biz de bunu kaldırdık ama sağ olsun halkımızdan bugün hakikaten bir acayip bir yoğunluğumuz var. Dün biraz yağmurlu olduğu için biraz insanlarımız gelmedi ama bugün gelmeyen insanlarımız da dünü kapattılar. Dediğimiz gibi 13.'yi yaptık. 14.'ye Allah kerim diyoruz. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra önümüze bakacağız inşallah. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Saygılar. Evet değerli izleyenler, röportajlarımız bütün devam ediyor. Gerçekten sevdiğimiz bir isim. Kendisi spor yazarı, Takı Gazetesi spor yazarlarından sevgili Aziz Sancak yanımızda. Merhaba Aziz Bey. Merhaba. Nasıl buldunuz Trabzon günlerini? Ben aynı zamanda Trabzon Dernekler Federasyonu'nda yöneticisiyim. Yöneticisiniz, çok güzel. Evet. Tabii bugün bu yaşanan elim kazadan sonra bir miktar, evet, biraz üzülmüş. Aslında beklentimiz daha fazlasıyla bir azalma olmasını beklemiştik ama Trabzonlular sahip çıktılar bu noktada organizasyonumuza. Ciddi bir kalabalık var hem standlarımızda hem de kültürel faaliyetlerimizde. Dolayısıyla Trabzon insanı derneklerine sahip çıkıyor, kültürüne sahip çıkıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. 13.'sünü layıkıyla gerçekleştirdik. 14.'sünü de inşallah gerçekleştireceğiz. Katılanlara, gelen gidenlere, siz medya mensuplarınıza ayağınıza sağlık. Bizler de geldik. Layıkıyla görevimizi yerine getirdik. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sağ olasın. Diğer Trabzon günlerinde buluşuruz inşallah. İnşallah bundan sonra hepsinde sizi de bekliyoruz. İnşallah biz de olacağız. Evet efendim, röportajlarımız devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Evet değerli izleyenlerimiz, hakikaten Trabzon kültürüne, örf adetlerine yıllardır destek veren çok değerli başkanımız şu an yanımızda. Yıldıray Başkanımız Sultan Veli, Trabzonlular Dernek Başkanı. Merhabalar Yıldıray Başkanım. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Bugün hakikaten bizi üzen haber söz konusuydu. Bartın'da vatandaşlarımız, madenci vatandaşlarımızı kaybettik. Neler söylemek istersiniz? Hem günle alakalı hem Bartın'daki kaybettiğimiz vatandaşlarımız hakkında. Evet, Amasra'daki bu göçük bizi çok üzdü. Onlara, ölen kardeşlerimize, vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Allah'tan rahmet dilerim. Yaralı olan arkadaşlarımıza, emekçi kardeşlerimize, evet, şifalar dilerim. Buraya gelince burada coşku devam ediyor her yönüyle. İnsanlar çok tevazu gösteriyor, teveccüh ediyorlar. Oldukça bir kalabalık bir topluluk var. Trabzon kültürünü her yönüyle yaşanıyor bu anda. O anlamda da çok memnunuz.
gayet güzel bir organizasyon yapabildiğimizi gösterdik herhalde. Evet, ne güzel başkanım. Teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür ederiz Dıra başkanım. Sağ olun, iyi günler, iyi çalışmalar. Evet efendim, devam ediyoruz. Oynayanlar vursun elleri vursun. Kemencenin telinden anların coştuğunu. Hey çekelim uşakları şenletelim horonu. Hey çekelim uşakları ateşleyin horonu. Ha bu horon kurusun, horon yeri şen olsun. Horonda oynayanlar vursun elleri vursun. Kemencenin telinden anların coştuğunu. Hey çekelim uşakları şenletelim horonu. Hey çekelim uşakları ateşleyin horonu. Öncelikle değerli başkanım, biliyorsunuz Bartın Amasya'da madenci vatandaşlığımızı kaybettik. Önce bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii çok üzgünüz. İlke olarak, millet olarak çok üzgünüz. Elim bir kaza. Allah ülkemizi, milletimizi, insanlığı korusun diyoruz. Derledi yanakların yaşı kan mendiluni. Derledi yanakların yaşı kan mendiluni. Bana sevgilim de dünyayı modiluni. Bana sevgilim de dünyayı modiluni. Değerli kıymetli başkanımızın mikrofonu tutalım. Başkanım neler düşünüyorsunuz? Tabii 2019 yılından beri 3. birlikteliğimiz Trabzon Kardeşliği adına biz Sayın Federasyon Başkanımız İsmail Şatıroğlu'na ve ekibine teşekkür ediyoruz. Onların daveti üzerine bu organizasyona dahil olmuştuk. Şu anda Kahramanmaraş'ın bütün programlarında Trabzon Federasyonumuz ve Büyükşehir Belediyemiz, Trabzon'un programlarında da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz ve Trabzon Federasyonumuz misafirimiz oluyor. Hep birlikte çok güzel kardeşliği yaşatıyoruz. Bugün tabii havanın nispeten serin olmasına rağmen özellikle bugün alan çok dolu dolu oldu. Çok güzel, coşkulu bir program oldu. Ben emeği geçen herkesi kutluyor, tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Başkanım biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun hakikaten. Böyle bir birliktelik, beraberlik hakikaten örnek. Maraş'a ve Trabzon hemşehrilerimize ve tüm Türkiye'den her arda arkadaşlar selamlarımızı gönderiyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Karşımızda sevdalık başımızda daha mi çekince o kabı genç yaşımızda daha mi çekince o kabı genç yaşımızda. Evet değerli izleyenlerimiz, dünyada bir yerde Emre Kurt her yerde. Bugün Trabzon günlerinde Yeni Kapı'da sizlerleydik. Bugün buradan sizlere güzel görüntüler aktarmaya çalıştık. Ama gerçekten bizleri üzen Bartın Amasya'da yaşanmış olan yurttaşlarımızın, madencilerimizin üzüntülü haberini aldık. Bu anlamda burada müzik yayınları sizlere aktaramadık ama güzel Trabzon'un yöresel güzel ürünlerini, güzel statlardaki görüntüleri sizlere aktarmaya çalıştık. Umarım başarmışızdır. Her şey gönlünüzce olsun. Bu ekranlardan sakın ayrılmayın. Emre Kurt her yerde. Bakalım diğer programda nerede olacağız? Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Dostça kalın. Taşıyalım evliluk neyimize sevdali yaşayalım.